Bu bir Mavi Karadeniz TV kuruluşudur. Adres İMÇ 6. blok numara 6503 kat 4 Unkapanı İstanbul. İletişim 0212 522 2252. Merhaba, Kalanlar isimli programımızla yine karşınızdayız. Bugün gerçekten yine çok değerli konuklarımız var aramızda. Ben onların türküleriyle büyüdüm, onları dinleyerek müziği öğrendim. Bugün Karadeniz müziğinde kadınların yeri hakkında konuşacağız. Konuklarımız da kadınlardan oluşuyor. Tekrar size hoş geldiniz diyorum. Hülya abla, Hülya Polat, Zinne Sönmez ve İkru Yakuboğlu. Hoş geldiniz. Ben teşekkür ederim. Gerçekten sizin karşınızda çok heyecanlıyım ben. Şimdiden benim kusurlarım için. Ben de en az senin kadar heyecanlıyım. Biz çünkü, de öyle. Heyecanlıyız yani. Zinet ablayla aynı yan yana bulunmak, aynı ortamda türkü söylemek benim en büyük hayalim. Ve o heyecanımı izleyicilerim de hoş görsün ne olur. Çünkü biz Zinet Sönmez'in yanında şarkı söylemek çok keyifli olduğu kadar da çok heyecanlandırıyor beni. Teşekkür ederim. Benim için hepiniz öylesiniz. Siz yine ekran tecrübeniz zaten var ama. İlk aynı şekilde benim çok takdir ettiğim. Evet, İlkü destektaşım, arkadaşım, canım. Ben de çok mutluyum. Bugün iki sevdiğim müzisyenler beraberim. Ayrıca teşekkür ediyorum. Erkekler hep yan yana gelebiliyordu ama Karadeniz kadınlarını bir arada hiç görmüyordu. Evet, bu konularla ilgili zaten konuşmak istiyorum. O yüzden teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Yani evet, hep erkekler gelip gidiyor falan, böyle işte konuşuyoruz, türküler söylüyoruz. Bu türkülerin çoğu da kadınlara yakılan türküler, evet. Kadınlara söylenen türküler. Bir de kadınları dinlememiz gerekiyor yani bu anlamda. Ben Zinnet ablanın türkülerinde özellikle çok hoşuma giden bir şey oldu. Az önce de söylediğin gibi genelde yani çoğunlukta erkek sanatçıların, erkek solistlerin ağırlığında veya hakimiyetinde diyelim. Bu sektör geliştiği için türkülerimizde de hep bayanlara söylenen evet. türküler vardır. Var mı böyle eskiden bildiğiniz ama Zinnet erkekleri? Ablanın türkülerinde mesela çok güzel bayanların duygularını ifade eden türküler var. Evet. Bayan dilini, bayan ruhunu hitap eden türküler var. O yüzden bende çok özeldir o türküler. Aşk türküleri oluyor yani. Mesela Yüzde Sevda olurdu Karadeniz'de, bilirsiniz evet. belki. Kız oğlana, oğlan kıza mesela türkü atarlardı. Beraber evet. bir araya gelemiyorlardı. Türküyle evet. aşk yapıyorlardı yani. Evet. Ben de onları yaşadım, gördüm. Ona göre türkülerimi onlara yönelttim. O şekilde buraya kadar geldim. Çok da güzel yaptınız. Hı-hı. Sizin o türkülerinizi de duyduk. Evet. Siz Karadeniz'de mi doğdunuz? Orada mı yaşadınız? Tabii ailem oradaydı tabii. Orada. Ama ufak yaşta ben İstanbul'a geldik ailece. Hep beraber geldik. Annem vefat edince babam İstanbul'daydı zaten. Hepimizi aldı getirdi İstanbul'a. Bir daha işte Karadeniz'i pek bilmiyordum. Bundan işte 10 sene evvelisi bir gittim. Bakayım nasıl bir yerdir diye. Fakat çok güzel bir yerdi. Yani İlk kez. İlk defa 10 sene önce mi Karadeniz'e gittin? Evet, 10 sene önce. Peki müzik, Karadeniz müziğiyle tanıştın. Ailem, İstanbul'da. Ailem tabii. Evet. Babam şairdi. Eniştem öyle gene. Bende de biraz bir şeyler katkıda bulunuyordum. O şekilde türküleri yaratıyorduk. Yani burada İstanbul'da ilk müzikle tanıştığınız. Tabii İstanbul'da yani. Ama şey ben... Başlangıçta Karadeniz müziğiyle mi başladınız? Yok, halk türküleri. Hocam Sadi Yaver Ataman'dı. Ondan hususi ders aldım. Aşağı yukarı 2 sene, 3 seneye yakın. Bağlama? Bağlamayı çok istedim ama o kabiliyet yok. Türkülerde var da onu yapamadım. Hiç beceremedim. Siz de bağlamayla, de müzikle tanıştınız. Ben de bağlamayla, ben müzikle tanıştım. Bağlama çalmayı ben de çok istedim. Ama ben çalamadım ama yeğenlerim bağlama de... çalıyor. Ona da ben bilmediğim halde öğrettim. Notalar yazdım. Bağlaman sol, do, mi filan. Dedim git gel bunu çal.
Ama şimdi şahane çalıyor değil mi Hülya'cığım? Evet. Onun oğlu o da mı gitar çalıyor, değil mi bana? Tabii gitar çalıyor, solist. Az solist yani. Çok güzel. Sesi de şahane. Peki sizin bu söylediğiniz türküler, yani Karadeniz'e ilk 10 sene önce gittim diyorsunuz. Söylediğiniz türküleri nereden duydunuz? Nereden öğrendiniz? Derlemeleri? İşte bu İstanbul'da mı? Diyorum. Tabii İstanbul'da. İstanbul'da. Yani babam şairdi. Çok güzel. Kaynak yani, sağlam. Kaynak. İstanbul'daki, evet. Yani ben şeyde Karadeniz'den hiçbir şey gidip almadım. Her 10 sene birisi gittim gezmeye, o kadar. Anladım. Zaten ben 80 senesinde yok. 80'de filan bıraktım. Müziği. Ya, müziği bıraktım. Ondan sonra bir daha böyle Hülya'cığım çağırır gider, kıyamam. Hasta olurum, ilaçları alırım, gelirim Hülya'nın programına. Yani kızı nasıl edeceğim bilmiyorum ki. Bana gerçekten beni nasıl onurlandırdığınızı, gururlandırdığınızı, ben bunu kelimelerle ifade edemem. Canım benim. Hatta sevgili Uğur'a hep şey diyorum. Uğur, hiç kusura bakma. Zinet abla, benimle paylaşmak zorundasın. Benim de annem. Yani ben bir anne, Uğur, bir abla. Ben büyüttüğüm için bana anne der yani. Evet. Şey diyor, bazen kıskanıyorum seni diyor. Oğlu da baba anne der. Bazen kıskanıyorum seni diyor. Çünkü diyor, valide hanım diyor, seni de diyor, kendi diyor, kızı gibi öyle görüyor diyor. Pabucumuz dama atılıyor gibi mi geliyor diyor. Yok, sen atılmaz. Ben şunu sormak istiyorum size. Karadeniz müziğine geçtiğiniz dönemde nasıl sıkıntılar yaşadınız? Ha, o tepki çok aldım Karadeniz'de. Yani kadın olarak. Kadın evet. Olarak tabii. Vay efendim, nasıl çıkarmışım. Ya sana ne kardeşim, benim ailem müsaade ettikten sonra sana mı soracağım ben çıkacağım? Ben sizin eski fotoğraflarınızı da gördüm. Benim başımda babam var, ablam var. Gayet böyle yani İstanbul modern fotoğraf. Ya bu anlamda bu kıyafetiniz, bu bayağı bir sıkıntı. Bir de çok eski dönemler olduğu için o dönemi çok merak ediyorum. Bu dönemde 55, de aynı sıkıntılar 55 var. 55 senesinde ben sahneye çıktım. Ondan evvel de tam bir türkülerimi hazırladım. Ders aldım. Yani kaynak oradan da geliyor. Yani Karadeniz'den aldığınız tepkiler bu anlamda genelde olumsuz. Sahneye çıktığım zaman. Yok, ilgili bir sıkıntı benim zamanımda yani. Yoktu. Evet. Kadın. Kemençeyi tanımıyorlardı. Sahneye çıktığım zaman kemençemle beraber gülüyordu halk. Hı-hı. Oradan nasıl bir ses çıkıyor diye evet. Ufacık şeyden. Kağıda sarıyorlardı, kemençeyi gizliyorlardı. Bak bunu emin evet. Ol bu şekilde. Evet, bunu bayağı duyuyoruz sürekli. Evet, çok peki, zorluk çektim. O dönemde Cemile Cevher Çiçek vardı, Süreyya Davulcuoğlu vardı. O onlarla sonra, tanıştınız mı? Yok, Süreyya benden sonra çıktı. Yok. Sonra, Cemile Cevher. Cemile ile radyoda. Yani o dönemdeki evet. Çeşitli üstadlarla çalışmalarınız oldu yok. O açıdan. Yok, 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 hiç. Kendi kendime hepsini yaptım. Mesela Bahattin Çamuralı ile... O benim kemençem. Aldım, yetiştirdim, çalıştık. Ferhat... Çünkü atma türkülerimi bilmediği için geliyordu her gün. Başka kimlerle türkü... çalıştınız bu dönemde? Hüseyin Dilaver, Ferhat Özyakupoğlu Ankara Radyosu'na plaklarım var onlarla. Şey var... Söyleyin kemençecilere, hatırlayamıyorum. Ali Halioğlu benim ilk kemençem. İlk beraber çıktık sahneye. Hala da beraberiz yani. Ferhat Özyakupoğlu. Ferhat öyle şey vardı, Hüseyin Dilaver vardı, Bahattin vardı. Peki bu melodileri mesela Karadeniz'e gitmediğiniz için soruyorum. Kayıp dinleyerek şimdi nasıl böyle kendinizi geliştirdiniz? Şeydi, hopalıydı. Onun bayağı bir katkısı oldu yani. Tabii. Evet. Tabii o da hopalıydı, o da Karadenizliydi. Ailece. Mesela İlkur ablanın sürekli, ben biliyorum köyde de görüşüyoruz. Sürekli bizim oralara gidip derleme çalışmaları oluyor. Oralarda şey yapıyor. Yok, gitmedim. Gitseydim belki daha da çok evet. Bir şeyler yapardım. Gitmedim. Ama gene çünkü neden biliyor musun? Ailem burada olduğu için ben şimdi orada akrabam da varsa ben tanımıyorum, bilmiyorum. Yani şu biraz ilginç değil mi? Bugün mesela bir sürü müzisyen, genç müzisyen sizin söylediğiniz türküleri söylüyor. Onları icra etmeye çalışıyor. Albümlerinde, sahne çalışmalarında. Benden sonra işte bu diğer hanım arkadaşlar çıkmaya başladı ve memnun oldum. Çıksın Karadeniz'den. Yalnız ben olmayayım. Hani bu türküler onların. Hiç. Okuyacak yani. Hiç beste çalışmalarınız oldu mu Karadeniz müziğiyle ilgili? İşte bunların türkülerini, sözlerini tabii yapıyordum. Sizin evet. Yazdığınız sözler evet, mi bunlar? Evet, evet. Dışarıdan aldığım hiçbir şey yok. Hep beraber. Hı-hı. Ailemle beraber. Evet. Dışarıdan yok ki o zaman. Babası Karadeniz olunca... Karadeniz türküsü okuyan yoktu.
Ben duyurdum yani Türkiye'yi. Evet. Karadeniz türkülerini, kemençesini, her şeyini. O dönemde TRT ile bir ilişkiniz oldu. Ankara Radyosu'na gidiyordum. Muzaffer Sarı Sözen, Allah rahmet eylesin, yurttan seslere. Hocam okuyabilir miyim diyordum. Hemen bir kere dinliyordu benim, bir kere. Oradaki, bir daha gittiğimde hiç canlı yayına giriyordum. Oradaki yaklaşım nasıldı Karadeniz çok, müziğine? İlgi, çok, çok. Mesela, hoca çok istedi beni. Kızım gel dedi, karşı. Gir dedi buraya. TRT'ye gir dedi. Ama benim ailem İstanbul'daydı. Evet. Çalışıyorum. Burada işlerim var. Hı hı. Onun için orada kalacak kimsem yok. Tek başıma da ben kalmadım. Kalamam da. Onun için sonra gittim. Orada radyoyu kazandım. Bant yaptım. İki bant yaptım. Bantım var orada. Ondan sonra tekrar döndüm İstanbul'a. İstanbul Radyosu'na da girdim. Orada da kazandım. Ama oraya da gitmedim. Çünkü o radyolara girdiğim zaman o zaman bilmiyorum şimdi. Dışarıda çalışamıyordun, yasaktı. Bağımsız ben çalıştım. Dışarıda çalıştığım için, evet, ben Türkiye, İstanbul'dan çıktığımı bir ay dönmüyordum. Dönülere çıkıyorduk mesela, bir ay dönmüyorduk geriye. Ne kadar şanslılar değil mi o kadar? Dönem, evet, çünkü Zinet ablanın döneminde o turneler... Turneler çok güzel. O zaman saygınlık vardı. Nasıl güzeldi. Biz o şeylere yetişemedik maalesef, turnelere. Yani. Ama turneyle de ben Karadeniz'e gidemedim biliyor musun? Evet. Bu da çok ilginç. Ya. Hocam, Trabzon'a da biz... gidecektim, evet. Trabzon'a. Anlaştık. Kale Gazinosu varmış galiba o zamanlar orada. Şey oldu, gidemedim. Genelde düğünlerde sahne alıyordunuz. Tabii düğünler, dernekler. Dernek hepsine gecelerde. Gidiyordum hepsine. Mesela yalnız Karadeniz geceleri değil. Başka yöreler. Başka tabii yöreleri. Diğer Erzurum geceleri kökenli olduğunu tabii hepsine çağırıyorlardı. Peki ve güzel. Çok takdir ediyorlardı Karadeniz müziğini. Çok güzel. Bu şekilde tanıttım yani bilmiyorum ne kadar olduysa. Oldu herhalde. Ben mesela değil mi? Sizin türkülerinizi dinledim. Karadeniz yöresinin türkülerini. Ben şirkete gittiğim o kadar zaman güzel verdiniz ki. Için, üç tane plak şirketi vardı. Üçünden de geri çevrildi. Satılmıyor dedi. Aa. Ya satılmıyor dedi Karadeniz türküleri falan. De... Dedim yani ücret neyse masrafını verelim. Evet. Biz bir plak yapalım. Sonra haber gönderdi Seta Hanım. Sahibinin sesi ilk oraya yaptım. Dedim bir plak dedi yapalım dedi sana. Dedim ne ödeyeceğiz? Yok dedi istemiyoruz biz kendimiz dedim. Bir de para verdiler işte bize. O zaman şeyi okudum. Gökteki yıldızları bayıldım kızları. Onu okudum. Ama ne satış yaptı. Ne satış ya. Kara borsa. Bu türküyü nereden duydunuz, öğrendiniz? Kendim yazdım sözlerini de. Müziğini? Müzik de aynı. Müzik de aynı. Nereden bulacaksın ki? Karadeniz türküsü bilmiyorlardı ki. Peki o zaman uygunsanız bir türkü dinleyelim. Yine sohbetimize devam ederiz. Olur. Sizin de tablodan alalım isterseniz. Uçan kuşlara da arkadaş olamadım.
Can kuşu var yaptı, kuş kadar olamadım da, kuş kadar olamadım. Uçan kuşu var yaptı, kuş kadar olamadım da, kuş kadar olamadım. Zinet Sönmez Rize'de doğmuştur. Babası Pazar'ın Hacapit köyünden, annesi ise Kambozlu'dandır. Nimetoğlu olan soy isimleri soyadı kanunundan sonra Sönmez olarak değiştirilmiştir. Annesinin vefatından sonra 2 yaşındayken İstanbul'a taşınmıştır. İstanbul'a taşındıktan sonra türkü söylemeye merak salan Zinet Sönmez, çocuk yaşında Sadi Yaver Ataman'dan ders almaya başladı. Bir süre türküler söyleyerek kendini geliştiren Zinet Sönmez, daha sonra Karadeniz müziğini gün ışığına çıkartmak amacıyla çeşitli araştırmalar yaptı. Bu dönemde yaşlı insanları kendine kaynak ederek yeni makamlarda Karadeniz türküleri seslendirmiştir. O dönemlerde kemençeci bulmak zordu. Bir dönem Ferhat Özyakupoğlu ve Ankara Radyosu'nda türküler söyleyen Rizeli Hasan Sözer ile çalıştı. Daha sonra Pazarlı Ali Haliloğlu ile tanıştı ve onunla beraber uzun sürecek bir müzik yolculuğuna koyuldu. İki gözü kör olsun beni sevdaya atan, Zinet Sönmez daha çocukken türkülere sevdalanmıştı. Türkü söyleyerek her tarafı dolaşmak istiyordu. İstediği gibi de oldu. 1959 yılında başladığı müzik serüvenine 20'nin üzerinde plak, yüzlerce türkü sığdırdı. 1970'li yıllarda sesi Karadeniz etkinliklerini renklendirdi ve Anadolu'yu dolaştı. Karadeniz türkülerine yorumuyla can veren Zinet Sönmez, hem kadın olmanın hem de müzisyen olmanın bütün zorluklarını yaşamıştır. O dönemde yaşayan bir çocuk, Karadenizli kemençe üstadıyla düetler yapmış ve Karadeniz müziğiyle ilgilenen müzisyenleri her zaman desteklemiştir. Günümüzde birçok müzisyen onun seslendirdiği türküleri kaynak olarak almış, albüm ve sahne çalışmalarında ona ait eserler seslendirmiştir. Yaşamına İstanbul'da devam eden Zinet Sönmez'e, Karadeniz müziğine ve kültürüne yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor, sağlıklı ve mutlu bir ömür geçirmesini temenni ediyoruz. Eksik
ettiğimiz, sahip olduğumuz değerlerin kıymetini bilmemek. Ne yazık ki. Maalesef. Yani Zine Sönmez'i biz daha yeni yeni görmeye başladık. İsmini biliyorduk ama çoğu insanın faydalandığı, eserlerini kullandığı isimdir Zine Sönmez ama kimse ortaya, işte Hülya'yı gerçekten bu anlamda ben çok seviyorum ve kıymet veriyorum. Canım. Çok değer veriyor işini güzel yapan Hülya, insanlara. Evet. Bizim başımızın tacı Zine Sönmez ve bizim için de büyük bir gurur. Ama ben eğer bu meslekten bu ekmeği yiyorsam şu an İlknur, inan bana Zinet ablanın, nur içinde yatsın Erkan Ocaklı'nın evet, çok büyük emeği vardır. Onları emek dinleye dinleye. Ben onlardan sevdim ki. Ama burada mesela ben bunu her yerde söylüyorum. Dernek oluşumlarında dernek başkanlarının kültürü tanıtım açısından gençlere dernek ne için kurulur? Evet. Toplumsal hayatın devamını sürdürmek ve değerleri kaybetmemek. Hiçbir derneğimizde biz daha yeni yeni Piçoğlu Osman'ın resmini görmeye başladık. Çok geç kalınmış bence. Zine Sönmez'in niye resmi yok orada? Bilgileri olacak, tanıtacak. Bu bizim için bir sorumluluktur. Evet. Büyüklerimizin bize karşı bari sorumluluğudur. Bizden sonra biz de elimizden geldiği kadar. Mesela bu anlamda ben Tahsin'in de hakkını asla inkar edemem. Bana eski sanatçılardan kimleri biliyorsun? Hatırlar mısın Tahsin? Bana hep bunu sorardın. Eskilerden kimleri biliyorsun? Kimleri dinliyorsun dedi. Zine Sönmez dedim. İşte Erkan Ocaklı dedim. Onlar daha yeni dedi. Daha eskilere git. Kimleri biliyorsun? Hani Zine Sönmez o kadar çok eski değil diyor. Bir durdum. Ama ben bir onları dinledim dedim. Bir tek onları biliyorum. Sonra bana öyle albümler dinletti, öyle kasetler dinletti. Hiç öyle, adını duymadığımız, tabii, öyle insanlardan söz etti ki. İnsanlar. Ben dedim ki bunları nasıl dinliyorsun Tahsin? Çünkü bozuk çok hem kayıtlar bozuk hem de sadece yani. Kemençeyle düşünün. Sırf ama şahane kemençeyle. Türküler var. Evet, mesela ben bu türküyü... Bunları bıkmadan dinleyeceksin demişti bana, onu hiç unutmuyorum. Ve Tahsin'in sayesinde Trabzon'un, Giresun'un o eski solistlerimizi, sanatçılarımızı, büyüklerimizi tanıdım ben. Evet. Ben mesela bu türküyü çok eski, böyle çok şey bir kayıtta dinledim. 1923'lerde çalınan bir kayıtta. Yarısı Türkçe, yarısı Rumca bir kayıt. Albüm haline de dönüştürüldü bir şirket bu tarafından. Bu türkü mü? Evet. Gökteki izle. Aynı melodi şeklinde. Rumca okumuşlar evet, bunu. Rumca, evet. Rumca ve Türkçe şekli. Çok seviyorum Rumcayı. Ben 59 senesinde işte ben okudum bir bunu. Ondan sonra dediler ki, çünkü Rumlarda kemençe var ya, seviyorlar. Evet. Bir tek alkışlayan onlar oluyordu ilk çıktığım zaman. Allah Allah. Evet. Bak, bu da çok ilginç evet, bir bilgi. Çünkü... Hiç onlarla yan yana geldiniz mi, çaldınız mı? Rumca. Yok. Yani, ama türküyü almışlar, okumuşlar yani. Hı-hı. Bana söylediler. Çok güzel. Aynı türkü. Dediğim gibi yani Rumlardan başka kimse beni alkışlamıyordu. Türkü gazetesinde okuyordum. Çünkü anlamıyorlardı ki Laz türkülerinden. Evet. Sonra tanıttıktan sonra tabii başka. O derneklerimiz evet bu konuya gelince yani. Gerçekten bu anlamda çok sıkıntılar yani çekiyoruz. Yani sadece ben dernekçilik, sakın hiç zaten, kimse yanlış da anlamasın beni. Sadece dernekçilik dernek değil. Gece yapmak, festivaller, gece düzenlemek geceler, değil. Geceler, bu tarz organizasyonlar yöneten insanlarımızın bu kültüre yaklaşımı genelde bence biraz problemli. Eksik, yani. Çok eksik. Bence yapılacak en önemli şey gençleri büyüklere, yaşlı demek istemiyorum. Büyüklere yönlendirmek. Çünkü en değerli kaynak onlardırlar. Yani hiçbir kitapta bulamayacağın şeyleri onlarla sağlam bir yaşayalım. Evet. Temel taşlarımızı sağlam oturtmazsak bu yolda ne kadar sağlıklı gidebiliriz? Nereye kadar ya gidebiliriz? Şeyle de çalıştım biliyor musun? Hasan Tunç'la. Başkalı Hasan Tunç. Evet. Onunla bile sahneye çıkardım. Hiç kimseyle çalışmazdı, çıkmazdı. Korkardı yani. Çekinirdi. Neden? Mahcup olacağım diye. Yani çekingen. Biliyorsunuz Atatürk'e kemençe çalmış kişidir Maçkalı Hasan. Yani çıkardım ben onu sahneye. Ondan sonra bana dediğim beni mahcup etmedin dedi. Teşekkür ederim dedi. Ben bir de Zinir yani, Bahattin Çamur Ali'nin. Bahattin'in kemençesi çok harikaydı. Onun üstüne kemençe tanımıyorum. Çok güzel çalıyordu. O da işte çok genç öldü. Evet. Böyle geçmişte bu üstadlarla, bizi adını zikrettiğimiz üstadlarla ilgili unutamadığınız böyle bir anınız varsa paylaşır mısınız? Böyle bir anım yok onlara yani. Evet. Yani hiç. Böyle konserlerinizde başınıza gelen bir... Yok.
bizzat konserlerde bas solistik. Kimse şeylerin arkasından çıkmak istemezdi. Mesela o zamanki sanatçılar Muzaffer Aklın geliyor. Mesela Nezahat Bayram. Onlarla çalışıyoruz. O Übertür dedikleri var ya sahne açanlar. Hı hı. Onlar ilkten çıkmak isterlerdi ki arkaya kalıp da solistin arkasından çıkıp alkış alamayacaklar diye. Hı. Şimdi ben isterdim çıkayım, beni çıkartmazlardı patronlar. Beni saklarlardı en sona. Gelirdi büyükler okurdu, onların arkasından beni verirlerdi. Ama ben kırıp geçiriyordum ortalığı. Çok güzel. Tamam, o yıllardan neden Karadeniz müziği böyle arka planda bırakılmaya çalışıldı? Ben hep merak etmişimdir. Bilmiyorum niye, artık onu Karadenizlere sormak lazım. Yani biz, onda insanlarda bir sıkıntı olduğunu mu düşünüyorsunuz? Karadenizli insanlarda. Yani de belki bu biraz destek yani, olsaydılar bana. Erkek solistlerimiz bunları kendi aralarında çalıp söyledikleri için olabilir mi Tansin? Ama şöyle bir parantez açayım ben. Bizim oralarda, bu bence yöreden yöreye değişiyor. Hı-hı. Bizim oralarda böyle bir ayrım yok mesela. Erkekler ayrı, kadınlar ayrı. Yani yine evet, muhabbetlerde kadınlarla erkekler yan yana oturabiliyor. Hatta içki içmek isteyen içiyor. Türküler söylüyor ve herhangi bir problem geçer, olmuyor. Trabzon bu konuda evet Rize'den bir adım önde diyelim mi? Canım benim, sen de beni doğrularsın. Sinet abla bizde o kadar şey büyümediğim için bilmiyorum orayı. Bizde yok Apolas, o kadar daha aydın mı oluyor? Ben mesela bu konuklarımıza sürekli şu soruyu soruyorum. İçki mesela, kemençe üstadlarımızla ilgili bir program yaptığımız için soruyorum. İçkili ortamlarda nasıl tepkiler aldığınız şeklinde. Çünkü şöyle, yani içki muhabbet kültüründe içki vardır ve içki olunca da kemençe ve muhabbet kültürü beraber oluyor. Mesela böyle bir Trabzon'a, Karadeniz'e baktığımız zaman içkinin çok yoktur, içkinin ve muhabbet kültürünün olmadığı yerlerde kemençe de cılız kalıyor mesela. Hani belki zaman enstrümana göre değişebilir o muhabbet ortamı, bilmiyorum ama tulum çalıp muhabbet ortamında ben hiç denk gelmedim. Yok, yok. Bizde yok. Evet. Yani içkili gazinolarda falan oluyor öyle. İlk mesela ben sahne aldığım olayı anlatayım. Hep alkolsüz ortamlarda sahne aldım. İlk defa bana öyle bir teklif geldiğinde korktum. Şey vardı. Alkol vardı değil mi? Alkol vardı tabii. Yapabilir miyim? İki sene ben Beyoğlu'nda sazla çalıştım. İki sene. Patronları da şeydi, Karadeniz'de fındıklıydı. Çok seviyorlardı beni. Ben sahneye çıktığım zaman patronun biri sahnenin yanında dururdu. Birisi kapıda dururdu. Beklerlerdi beni sahneden ininceye kadar. Ay. Bırakmıyorlardı. Allah'ım, hatırlar yani, mısın? Yani içki alemi bir şey olur. Seyreyan da aynı şeyi yapardı bana. Sonra bir akşam yine dışarıdan işten geliyorum. En son oraya geliyorum. Dışarıdan işimi bitiriyorum. Oraya geliyorum. Seferber olmuşlar, dışarıda beni bekliyorlar. Dedim ne oldu? Zeki Müren geldi dedi, seni dinlemek istiyor, çabuk dedi bana. Dedim ne yapayım, ben işten geliyorum yani biliyorsunuz. Hemen acayip giyindim, doğru sahneye çıktım. Baktım Zeki Müren hakikaten orada oturuyor arkadaşlarımla. Evet. Benden Trabzon bir türkü istedi. Tabancamın sapını, türkü yok ki başka, onu tanıyorlar. Evet. Onu istedi, okudum. Son türküme doğru şey olmadan hemen kalktılar, gittiler. Evet. Yani. İbrahim, sen neden söylemek istersin bu konuyla ilgili? Biz İmece geleneğinden geliyoruz. Bizim toplumsal hayatımızda Karadeniz bölgesinde özellikle çok vardır. İmece yani birlikte iş meci yapar. Evet. Meci yapar. İş yaparken toplanırsın. Bizde kadın erkek beraberdir. Yazılaşma bir şey söyleyeyim canım da kendi yaşadığım bölgeden Apolas da çok iyi bilir. Ortaklaşa iş yapılırdı. Evet, muhabbet evet, ortamından bahsettin ya. O iş bitiminde özellikle kemençe, tulum, akordiyon, şopak, evet, akordiyon olurmuş. Onlarla horon falan şarkı türkü yaparlarmış yani. Evet. Varmış. Evet. Ablamdan duymuştum onları da. Ay. Ama kadınları hiç göremedik böyle. Sadece kadınların ayrı muhabbet. Tek başına. Evet. Erkeklerde daha çok var. Abi, bize bir türkü söyler misin İlkin abla? Yine bu muhabbet. Söyleyelim eski türkülerde bir tane. Evet. Arkadaşları da eşlik ederim. Dolan, kurtaramazsın beni,
peşime. Yersin bıçak yarası, yersin bıçak yarası. At başından şapkayı, girdi da dedi bana, o senden sorulmayı. Derenin kıyısında elini lan göl ettin, işmar ettin duymadım. Elini lan gel ettin, elini lan gel ettin. Asar yöresine ait bir türkü. Aslında Emin Kızı Gaydesi olarak biliniyor. Biz küçük değişiklikler yaptık. Yani tabii ki bir şeyleri değiştirmedik. Sadece düzenleme. Evet. Ben de İlknur ablanın bu derlemeci yönüne çok hayranım. Aynen. Bazen onun söylediği türküleri söylüyorum ben de. Ben de. Bu anlamda bütün müzisyenler, sadece ben değil, birçok müzisyen senin albümlerini, yaptığın türküleri takip ediyor. Yani onları seslendiriyor. Çok albümlerini çünkü alıyorlar gerçekten. Boşa kürek çekiyoruz diye çok üzülüyordum. İnşallah öyle de. Değil, emin olun ki takip edenler var. Ama insanlar, işte insanlar açısından evet bazı sıkıntılar oluyor gerçekten. Ama mesela sen de çok güzel bir örneksin bu konuda Apollos. Evet. Çünkü yeni gelen solist arkadaşlarımıza ben dikkat ediyorum da gençlerimiz daha bilinçli sanki geliyor. Daha evet. Böyle dolu geliyor senin gibi. Bu çok umut verici. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizden bunları duymak gerçekten. Kuşak kuşak böyle gidiyoruz. Çok şükür. Çok daha güzel şeyler yapacaklar zaten. İnşallah. Yola girişlerinden belli. Ben de tebrik ediyorum. Ama sizin bıraktığınız, sizin yaptığınız şeyler gerçekten... Sizin bize yapacağınız eleştiriler, yönlendirmeler, öneriler, bunlara her zaman ihtiyacımız var. Her zaman. Yani. Ve bıraktığınız bu güzel miraslar, bu güzel türküler. Yani onları inşallah... Ve bir de şey olmasın artık, yani çok özür dilerim hocam. Yani bir şeylik var bizim Karadeniz sanatçıları arasında. Yani birbirimizden neden korkuyoruz, neden bir araya gelemiyoruz? Hülya'nın küçücük başını halletmeye çalıştığı bir sürü şey. Ve belki Hülya kendisi daha iyi anlatacaktır. Yani... Kadın olarak çok zorlanıyorsun. Evet. Ben kemençe çaldığım halde bir sürü eleştiri alırdım. Evet. Kadın kemençe çalamıyor. Evet. Ne işin var? Yani kadın, Karadeniz'de kadının her şeyin üstesinden büyük bir cesaretle geliyor. Kemençe çal, yük taşırken ayıp olmuyor. Kemençe çalarken niye ayıp olsun? Bu kadın aynen sorunu... olsun sana. Bu anlamda ben de destekliyorum sizi. Ama bu kadın problemi sadece müzikte ve Karadeniz'de değil, Türkiye'de genel bir sorun zaten. Var bu ama anlamda... Karadeniz kadınlarının biraz daha sanki ben görüyorum, biraz daha ezilmişliği var bu konuda. Ama ne oy diyoruz ne of diyoruz. Evet. Bu da bizim yapımızda olan bir şey. Ve Hülya da burada yan yana iz diye söylemiyorum. Gerçekten ben Ankara'da yaşıyorum. İstanbul piyasasında çok fazla yokum ama ucundan kıyısından bildiğim, gördüğüm kadarıyla bir başına çok mücadeleler verdi. Bu anlamda gerçekten tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Hani Zinet hocamızın dönemindeki gibi saygınlık da yok bu dönemlerde. Siz de biliyorsunuz. Çekiştirme çok var. Evet. Çok yani var. Takdir edelim, bir şeyden korkmayalım, paylaşmayı öğrenelim yani. Daha da güzel olacak yani.
Sonuçta iki yüz gün. Peki ben şunu sormak istiyorum. Bu mesela bu kemençenin, Karadeniz müziğinin böyle sürekli hak ettiği yerde olmaması. Ya Karadenizlilerin dışındaki faktörler neler olabilir? Yani mesela Türkiye açısından baktığımızda, Türkiye'de açısından sonuçta bu kültür de bu topraklara ait bir kültür. Buraya ait, bu müzik enstrümanı da buraya, her şey buraya ait ve biz de buraya aitiz. Buraya ait olan insanlar bir şeyler yapıyorlar ama biraz bu yeterince... Biraz da şeye de bağlıyorum ben, müzik aletlerimiz bile konservatuara, kemençe, tulum çok geç girdi. Henüz çok giremedi geç, bile diyebiliriz yani. Evet, yeni yeni tanımaya başladılar, yeni yeni notalarla tanıştırdılar. Bunun da çok etkisi var diye düşünüyorum. Çünkü okullarda ders olarak çok yeni yeni görülmeye başladı. Neden? Mesela neden bizim giren, eksikliğimiz. Bizim çok üstadımız, bizim eksikliğimiz. Mesela geçmişteki üstadlarımız çok daha iyiydi bugünkülerden mesela. Çok iyi çalıyordular. Yani evet. Konservatuvara ve devletin bunu sahiplenmemesi için hiçbir neden yani, yoktu. Bir de ayıp saydık hani yani, az yani. Önce de bunları konuştuk yani. Tartıştık ya. Müzik yapmak. Müzik aleti çalmak, şarkı söylemek bizim kültürümüze yakışmıyor. Kültürümüze biraz ayıp sayıldı. Yani sanki geri biraz... planda kaldık. Evet, gizli saklı evet. Yaptık. Ben, kendi aramızda yaptık. Bence. Trabzon'da mesela demek ki çok geldin daha cesaret sen. Vardı. Tam tersi olmalı. Cesareti yani. Bende varmış demek ki. Dedem çıkardı. Attım kendimi. Dedem çıkardı hiç unutmuyorum. Tabancasını yani. Amcamın önüne mektuplar koydu. Mektuplar geliyordu hep. Vuracana bunu. Aynı sorun şu anda da var. Mesela kemençe tek başına sevilmiyor mesela. Evet. Başka enstrümanlarla daha çok seviliyor. Yani ben gitarla bence, çok yakıştırıyorum kemençeyi böyle eski haliyle dinlemek, sahiplenmek sanki böyle bir kültürsüzlük gibi. Aksine onu o haliyle sevmek bir birikim istiyor bence. Bir kültürel birikim istiyor yani o halini anlamak. Ha şu da var Apalas. Kemençeyi belki tulum için de aynı şey geçerli. Tulumla yan yana ya da gitarla yan yana dinlemeyebilirsin. Ama hiçbir zaman bana göre bizim enstrümanlarımız aslında tek başına çalınmadı. Mutlaka bir dere sesi, evet. Mutlaka bir rüzgarın sesi muhakkak vardı yanında. Bu güzeldi. Bu başka bir bakış açısı. Dikkatli bir bakalım muhakkak ki vardı. Asla tek başına çalınmadı onlar. Evet. O yüzden bence o doğal sesleri de çok güzel. Onlar da bir müzik aleti. Evet. Rüzgarın yapraklara, dallara değdiği zaman çıkırtı çıkardığı o ses. Değil mi? O nasıl evet. Güzel bir sestir. Evet. Oradan bir zaman... esinti alıyorsun sen yani. De, Hülya abla senden de güzel bir türkü dinleyelim. Okumaya evet. Çalışayım. Bu akşam sevgili İlknur benim misafirimdi, beni onurlandırdı, şereflendirdi. Erken yatacağız dedik. Sevgili Apalas'ın programına katılacağız. Erken yatalım dediğimiz laf lafı açtı. Laf lafı açtı. Dördü bulduk biz. O yüzden biraz uykusuzluk da var bende. Sevgili İlknur maşallah gayet iyi de ben biraz galiba... Çıkar bana. Çıkar inşallah sesimiz. Çıkar. Yeni albüm bekliyorum. Yeni albümden. Evet, yeni albümden. İlk defa da mesela Rumca okudum ben. Çok güzel. Albümümde. Allah Lazca'yı ve Rumca'yı türkü okusunlar diye yaratmış diyorum. Evet. Yani o kadar çok seviyorum. Çok estetik geliyor bana çünkü. Bu arada Hülya'yla birbirimizden haberimiz olmadan aynı türkü evet. Söylemişim. Evet. Senin havalasın onun haye hayesi. Evet aynı. Aynı türkü. Evet. Ezgiler aynı. Bu türkü üzerine konuşalım. Tabii. Ya tabii lafı açılmışken konuşalım. Ya da dinleyip sonra konuşalım. Nasıl tamam. İstersen, nasıl tamam. İstersen. O zaman haye haye gelsin. Kapıya sevdum hane 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 arumi bağır çık kapıya sevdum hane 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 arumi bağır işitirim sesini gelirim ağrar işitirim sesini gelirim ağrar haye haye dote bağmeşe mağum ya ne bağ Ore bizna verdim şi zafros o gerdane ban Haye haye dote ban peşte malum ya ne ban Ore bizna verdim şi zafros
so gerdate var. Haye haye do deba beşe malum ya ne ba ore bizla verdim şin safro so gerdan ne ba haye haye do deba beşe malum ya ne ba ore bizla verdim şin safro so gerdan ne ba. Yaşa gemencisi. Haye haye dote ba meşe malum ya ne ban ore bizna verdim şi safro so gerdan ne ban haye haye dote ba meşe malum ya ne ban ore bizna verdim şi safro so gerdan ne ban. Çok teşekkür ediyorum. Rumca bölümün Türkçesi ne Hülya'da? Rumca bölümün Türkçesi. Ha böyle bu tarafa doğru gidiyorum peştemal omuzunda. Ha böyle üstten üstten gidiyorum bu tarafa. Peştemal omuzunda Allah canımı alsın ak gerdanın üstünde. Çok güzel. İmiş. Doğru söyledin değil mi Tahsin? Ben de sevgili Ahmet Yıldırım'a sordum. Hı hı. O mu yazdı? Türkünün sözleri ona ait. Ben zaten ona bitiyorum. O Allah'ın yarattığı çok özel bir varlık Ahmet. Çok çok özel bir varlık. Çok sanatçı ruhlu bir insan. Yüreğinden geçenleri çok güzel türkülere döküyor. O yüzden bende çok özel, çok ayrı bir yeri vardır Ahmet'imin. Evet. Teşekkür ediyorum. Zinet abla, bu mesela son dönemde gelişen bir şey var Karadeniz müziğinde. Farklı dillerde, yani Karadeniz'de konuşulan etnik dillerde türküler. Bence de çok güzel. Sen çok nasıl güzel buluyorsun bu değişimi? Yeğenim okudu. Lazca. Evet. Kaset okudu, çok güzel. Ben de çok seviyorum. Çok yani o niye olmasın, her dilde var da. Geçmişte problem oluyor muydu bu Karadeniz'de? Evet oluyordu yani. Şimdi yok. Çok güzel. Olması gerekir mesela yani. Mesela sen hiç denedin mi geçmişte böyle bir? Yok, ben hiç denemedim onu o şekilde. Ama evet, benim yeğenim okudu, çok güzel şimdi. Ben okuyacağım ama bundan sonra Allah ömür verirse Gürcüce de okumak istiyorum. İki tane Türkçe de okumak istiyorum yeğenim. Çok güzel oldu. Rumcayı da böyle, Lazcayı hepsini seslendirmek istiyorum. Lazca kardeş gibi yani. Değil mi? Ama çok yakışıyor. Evet, türküleri evet, bu kadar mı estetik yakışıyor durur ya? Bir lisan, bir dil. Peki şunu sormak istiyorum. Sizin mesela ilk albümlerinizde, İkra ablanın da öyle, Hülya abla senin de öyle. İlk albümlerinizdeki sound mesela, soundunuz ve şu an son albümlerinizdeki sound biraz farklı. Bayağı farklı. Bayağı farklı. Bunu mesela ki, tabii ki bu gayet doğal. Bu açıdan neden böyle bir farklılık? İlk biraz argo olacak belki ama çaylaklık dönemi derler ya. Mesela o dönemlerimizde bizim hiçbir şeye itiraz etme şansımız olmuyor. Veya o dönemde
ki ortam, şartlar neyi gerektiriyorsa, mesela firmalar, albümümüzü yapan hocalar bizi o yolda itiyordu, yani yönlendiriyordu. Yani yorum yapma şansımız yok. Kendi başımıza bir şey yapamıyorduk. Repertuara varana kadar, bakın. Bu çok önemli. Tabii, hangi tabii. Şarkıları okumamız gerektiğine sözleri, varana sözleri kadar. Sözleri biraz da sözleri yani, denetliyorlardı yani. Sözler. Bunlar okunacak. Evet. Tamam diyorduk, okuyorduk, giriyorduk, okuyorduk. Ama zaman içerisinde bir de yaşaya yaşaya bir şeyleri de öğreniyorsunuz ya. O zaman kendi zevkiniz ve müzikteki doğrular, yanlışlar ister istemez sizi cezbetmeye başlıyor. Farklı bir şeyler yapmak istiyorsunuz. Kendinizi aşmak istiyorsunuz. Yani bir denizde açılmaya başladığınızı düşünün. Öyle, ben öyle düşünüyorum. Yüzdükçe bir daha kulaç atmak istiyorsun. Yüzdükçe bir daha kulaç atmak istiyorsun. Müzik de öyle bir şey. Ben son 3 albümüm, belki de 4 albümümdür ki kendi gönlümce, oh be derler yani, böyle bıraktım kendimi. Oynuyorum kendimce. Bir kaygıya düşmeden satar mı, satmaz mı, beğenilir mi, kim ne der, kimle çalıştın, kimle çalışmadın, hiç bu kaygılara girmedim. Evet. Gönlüm beni nereye götürdüyse o insanlarla çalıştım, o tarzda bir şeyler yapmaya çalıştım. Ama Tahsin beni o konuda hep uyarır, hep eleştirilerini yapar. İşte demez ki 17 yıldır birlikte çalıştığım solistim acımaz, yani öyle de bir yanı var, oyunu çok seviyorum ama. Repertuar konusunda, çalıştığımız altyapılarımızla ilgili fikrini sorarım, hep alırım. Ama gene dediğim gibi kendi içsel bir duygularımın götürdüğü yere doğru gitmeye çalışıyorum. Evet. Önceki soundlarımı çok seviyor musun, çok dinliyor musun? Dinlerken şimdi biraz yüzüm kızarmıyor desem yalan olur. Ama çok da seçme şansım yoktu o dönem. Deneyimmiş yazdım. Değil mi? Deneyerek öğreniyoruz. Sen de katılıyorsun. Söyleye katılıyorum ama müzik duygu işidir. Yani hesapla kitapla yapılacak bir iş değil. Aynen. O yüzden içimizden geldiğini yapmaya çalışıyoruz. Kaynaşmıyorsan karşıdaki duyguyla, o beni ilgilendirmez, çok popüler olacak olmayacak. Zaten biz o kaygıları hiç taşımadık. Onları başından beri. Onları yaşamıyorsun zaten. İçinden ne gelirse o şekilde peki, okuyacaksın. Oranın şeyin, kültürün ne götürüyorsa. Benim mesela evet. Atma türkülerim açık sözlüdür. Ama bunu... Bizim türkülerde Zinnet abla, evet, bak, bir de bu çok sözlüdür. Önemli. Ama onu istiyorlardı. Hepimizde karşılıklı okuyoruz. Birbirimizi yemek gerekiyor. Hı hı. Onu yendim, ben mi yiyeceğim? Her şey arkasından bir alkış ama kopuyordu. Hocam, onu götürüyor. Belli sınırlar çerçevesinde yapılıyordu bunlar. Benim açık dediğim zaman o ama kadar değil yani. Mesela ben sevgili Volkan Konak'ın sahnesinde bir türküsünü dinledim sahnesinde. Orada o türkünün arasında öyle kelimeler duydum ki yaptım ben, böyle bir acayip oldum. Niye sandın ki dedi, bizim türkülerde var dedi bunlar Hülya dedi. Hakikaten kitaplarımıza, o manilerimize bir baktım. Evet. İlk dur. Oho, ne neler örnekler var, neler var orada. Acaba bu erkek öyle. Ağzıyla türkülerin söylenişi değişimi, mi? Ondan mı kaynaklanıyor? Evet, olabilir. O değil mi? Yani Yaylan'ın Çimenleri mesela açık sözlü yani benim. Gece girdim odana, kurşun attım kocana. Evet. İnşallah kocan ölür, biraz kalırsın bana. Haydi, hadi yani. Adama bak yani. Ya. Ama orada olan şey bu. Orada olan şeyler bunlar. Gözlerin görmeydi onu, gece aldım diye devamına giremeyecek. Ama bizim yaşantımızın içinde zaten mesela şaka yollu insanlar birbirlerine böyle müsteçen kelimeler kullanabiliyorlardı. Ama belli bir şeysi vardı onun, estetiği vardı ama... Şimdi o çok farklı kullanılıyor. Seviyeler evet. Aşılıyor bazen. Bu rahatsız olmuyor. Edici o zaman türkünün özelliği gidiyor. Evet. Türkü değil o. O sizin onu türkünüzü okuyamam. Yaptığınız atışmada çok sevimli, çok eğlenceli. Evet. Dinleyenler bunu fark edeceklerdir. Tabii. Atma türküleri. Zinet abla, sizin döneminizde albüm çalışmaları yapılırken böyle müdahaleler var mıydı? İşte şu şarkıyı okuyun, bunu okuyun, bunu okumayın. Şey değil mi? Plak için. Plaklarda mi? Evet. Ay yok yok. Tamamen sizin kontrolünüzde oluyordu. Tabii. Hangi enstrüman kullanılacak? Evet, evet. Bunlar tamamen. Tek. Ben ne istersem onu okuyordum. Onlar hiçbir şey demiyorlardı. Çünkü çok güzel satılıyordu. Para kazanıyorlardı. Bir tane daha dinleyelim mi sizden? Bir türkü. Tabii. Müzik
taşların koltuğunu, sular akar oturur taşların koltuğunu. Bir yemincuk yapsana, bir yemincuk yapsana da, sen benim oldun, sen benim oldun. Bir yemincuk yapsana, bir yemincuk yapsana da, sen benim oldun, sen benim oldun. Başımdaki yaşmağın damlıva çiçeği yok. Başımdaki yaşmağın damlıva çiçeği yok. Bu benim garip gönlüm, bu benim garip gönlümde. Senden geçeceği yok, senden geçeceği yok. Bu benim garip gönlüm, bu benim garip gönlümde, senden geçeceği yok, senden geçeceği yok.